aracınızın tüm ana kontrolleri çok fonksiyonlu direksiyon simidi üzerindedir. Soldaki kolda sürüş yardımcısı kontrolleri bulunur. Hız limitörünü açmak veya kapatmak için bu düğmeyi kullanın. Hız sabitleme veya Adaptive Cruise kontrolü açmak için veya kapatmak için bu düğmeye basın. Bir takip mesafesi ayarlamak için bu düğmeyi, ve trafik işaretleri tanıma sistemi için bu düğmeyi kullanın. Sıfır işaretli düğme, limitör ve hız sabitleme işlevlerini beklemeye alır. Son olarak, maksimum hızı veya seyir hızını arttırmak için bu düğmenin üst kısmına, düşürmek içinse düğmenin alt kısmına basın. Direksiyon simidinin sağdaki kolunda gösterge tablosu ekranını ayarlayabilir, telefon görüşmelerini yönetebilir ve ses tanımlamaya geçebilirsiniz. Gösterge tablonuzdaki Open Air ekranının görüntü modunu seçmek için görünüm düğmesini kullanın. Görüntülemek istediğiniz bilgiyi seçmek için bu düğmenin üst veya alt kısmına basın. Telefonunuz aracınıza bağlıyken bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için bu düğmeye basın. Open Air Link multimedya sisteminin sesli komut özelliğini açmak için bu düğmeye dokunun. Telefonunuzda ses tanımlamayı kapatmak için basılı tutun. Favori özelliğinizi açmak için bu yıldızlı düğmeyi kullanın. Favori özelliğinizi yapılandırmak için bunu basılı tutun. Orta ekranda yapılandırma menüsü görüntülenir. Bu noktada bir ısıtma işlevi, hava temizleme çevrimi, park yardımı veya masaj özelliğini seçebilirsiniz. Kaydedildikten sonra favori düğmesine her bastığınızda seçtiğiniz özellik açılacaktır. Bu düğme, Multisense modunu değiştirmek için kullanılır. Open Air Link multimedya ekranında mevcut Multisense modunun yapılandırmasına gitmek için basılı tutun. Direksiyon simidi, işlevi aracın motoruna göre değişen paletlerle desteklenir. İçten yanmalı motorlu bir araca sahipseniz paletler, vitesi manuel olarak değiştirmenize izin verir. D konumunda sürüş sırasında paletleri çalıştırarak manuel sürüş moduna geçebilirsiniz. İki paletten birine dokunursanız geçici manuel modu etkinleştirirsiniz. Sürüş modu ve seçili vites gösterge tablosunda gösterilir. Ancak seçili vites artık ideal olmadığında vites kutusu otomatik moda döner. İki paletten birini basılı tutarsanız, kalıcı manuel modu etkinleştirirsiniz. Otomatik moda dönmek için sağdaki paleti basılı tutun veya vites kolunu 1 veya 2 çentik aşağı hareket ettirin. Her durumda, vites küçültmek için soldaki palete, vites yükseltmek için sağdaki palete basın. Hibrit bir araca sahipseniz, paletler, rejeneratif frenlemenin şiddetini ayarlamanıza olanak tanır. Rejeneratif frenleme, kinetik enerjiyi geri kazanır ve bunu elektrik enerjisine dönüştürür. Ardından bu elektrik enerjisi aküde tutulur. Uygulamada gaz pedalını bıraktığınızda veya fren pedalına bastığınızda, tekerlekler motoru çalıştırır ve çekiş aküsünü yeniden şarj etmek için elektrik üretir. Rejeneratif frenleme, verimliliği ve sürüş menzilini iyileştirirken frenlerin aşınmasını azaltır. Aracınızda 4 rejeneratif fren seviyesi bulunur. Vites kolu D konumundayken, rejeneratif frenlemenin seviyesini artırmak için soldaki palete ve azaltmak için sağdaki palete basın.
gösterge tablosundaki ışık mevcut frenleme seviyesini gösterir. Seviye 0 iken motor freni etkisi yoktur. Sürüş sorunsuzdur. Araç gaz pedalını bıraktığınızda hızını korur. Bu seviye otoyol sürüşü için ideal konfor sağlar. Birinci seviyede hafif bir motor freni etkisi vardır. Gaz pedalını bıraktığınızda aracın hızı hafifçe düşer. İkinci seviyede orta düzey bir motor freni etkisi vardır. Gaz pedalını bıraktığınızda aracın hızı düşer. Üçüncü seviyede fark edilir bir motor freni etkisi vardır. Aracı hemen hemen tek pedalla sürebilirsiniz. Durmak veya acil fren dışında fren pedalına basmanız gerekmez. Bu sürüş modu özellikle çok sayıda durma ve kalkışın olduğu yoğun yerleşim alanlarında kullanışlıdır. Son olarak e-shifter vites kolu direksiyon simidinin arkasına takılıdır. R geri, D ileri ve N boş konumları için bir düğmeden ve P park konumu için bir yan düğmeden oluşur. İstenen vitese geçmek için vites kolunu iki çentik yukarı veya aşağı hareket ettirip kolu bırakın. Kol eski konumuna geri döner. Mevcut vites gösterge tablosunda görüntülenir. Bir vitesten diğerine geçmek için fren pedalına basmanız gereklidir. Fren pedalına basılmazsa sesli bir sinyal verilir ve mevcut vites gösterge tablosunda yanıp söner. Ayrıca şu mesaj görüntülenir: fren pedalına basın. Motor durduğunda, araç hareketsizken, sürücü emniyet kemerini çıkardığında veya kapısını açtığında vites otomatik olarak P'ye alınır. Vitesi manuel olarak P'ye almak için araç hareketsizken ve motor çalışıyorken ya da kontak açıkken bu düğmeye basın. Vitesi P'den çıkarmak için fren pedalına basın ve geçmek istediğiniz vitese göre vites kolunu yukarı veya aşağı hareket ettirin. Fren pedalına basılmazsa, gösterge tablosunda fren pedalına basın mesajı görüntülenir ve bu ikaz ışığı yanar. Son olarak ısıtma sistemini direksiyon simidi üzerindeki bu tuşa basarak çalıştırabilirsiniz. İşlev, 30 dakika süren kumanda aşamasından sonra otomatik olarak durdurulur. Manuel olarak durdurmak için tekrar bu düğmeye basın.